Cem merhaba. Almanya hükümeti özellikle çarşamba günü bu alınan tedbirlerle ilgili bir toplantı gerçekleştirecek. Neler bekliyoruz bu toplantıdan, neler çıkacak? Değerlendirmeni alabilir miyim? Evet Serpin, istersen ilk önce güncel sayılarla başlayalım. Diğer arkadaşlar gibi cumartesiden bu yana 8 bin artış oldu Almanya'da. 62 bin vaka sayısı söz konusu. Aynı sürede hastalık nedeniyle 99 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 507'ye çıktı. Avrupa Birliği'de Fransa, İtalya ve İtalya ile özellikle kıyasladıkta hali çok düşük bir oran. Ölenlerin arasında maalesef Türklerin sayısı da artıyor. Son dünden bu yana 5 Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti ve toplam 12 kişi, 12 Türk şu ana kadar Almanya'da yaşamını yitirdi koronavirüsten ötürü. Bu arada senin de belirttiğin gibi Alman hükümeti bundan sonraki aşamaları tartışmaya ve görüşmeye başladı. Şimdi şu anda gündemde olan 2'den fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan sosyal temas yasağı var. Gıda satışı dışında neredeyse tüm mağazaların kapalı olması önlemi bir haftayı buldu. Okullar 3 hafta kapalı. Hemen tüm işletmeler, büyük sanayi şirketleri dahil birçok yerde üretim durmuş durumda. İşte o yüzden en çok merak edilen soru alınan önlemlerin koronavirüsün yavaşlatılması konusunda ne kadar başarılı olduğu ve ne kadar daha uygulanması gerektiği. Başbakan Angela Merkel'in senin de belirttiğin gibi çarşamba günü eyalet başbakanlarıyla ve uzmanlarla telefon konferans görüşmesinde önlemlerin etkilerini ve bundan sonraki devamını değerlendireceği öğrenildi. Sözcüsü Steffen Seibert de açıklama yaptı. Virüsün yayılma hızı şu an hali çok yüksek. Şu anda virüsün yayılması 5 günde 2'ye katlıyor. Biz 2'ye katlaması için en az 10 güne yaydıktan sonra oturup ondan sonraki aşamaları konuşabiliriz şeklinde bir fikir belirtti. Berlin'de yapılan yorumlarda hükümetin aldığı tedbirlerin en azından 20 Nisan'a kadar uygulanmasına devam edileceği belirtiliyor. Bu arada Avusturya'da alınan alışverişte maske mecburiyeti konusunun da Alman hükümetinin olası bir yeni önlemi olabileceği haber verildi. Avusturya hükümeti de önümüzdeki çarşamba günü başlayacak bu uygulamaya göre ve buna göre tüm marketler müşterilerine kapıda maske vermek zorunda kalacak ya da olacak. Hükümet mümkün olan herkesin evde çalışması sürdürmesini de karara bağlamıştı Avusturya'da ve Avusturya'da alınan önlemler sonrasında ülkede hastalığın yayılma oranının frenlendiği belirtiliyor. Alman hükümeti geçen hafta kararlaştırdığı serbest meslek sahipleri küçük ve orta ölçekli işletmeler ile büyük işletmelerin iflas etmesini önlemeyi hedefleyen mali yardım paketinin ödenmesine de bugün başlandı. Hükümetin açıkladığı paket kapsamında 5 kişiye kadar çalışanı bulunan küçük firmalara 9 bin avro ve daha büyük firmalara 10 kişiden fazla çalışanlara da 15 bin avro para veriliyor. Bugünden itibaren başvurulara başlandı. Önümüzdeki günlerde başvuruların devam etmesi bekleniyor. Serpil.